manşet verdi İsmail Saymaz. Babalar oğullarının önünü açmalı. Bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyelim. Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Tabii ama Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir tartışma vardı. Ekrem İmamoğlu'nun aday olacağı, daha aday belirlenmeden önce Kılıçdaroğlu grup toplantısında "o benim evladım" demişti Ekrem İmamoğlu'nu grup toplantısında en öne oturtarak. İsmail Saymaz da diyor ki babalar oğulların önlerini açmalı bir manşet verdi. Şimdi Ersan Şen, Cumhur İttifakı kanadı da önemli. Tabii ki seçime Cumhur İttifakı kanadı. Ben cevap vereceğim İsmail'e. Tabii onları alacağım. Ama önce cevap vereceğim. Soru. Önce cevap vereceğim. Ersan Hoca ile bir türlü buluşamıyoruz. Şimdi bir defa dünya toz pembe. Böyle zannediyorlar ki milletin böyle dünya şu anda etrafında dönüyor. Herkes yıkılmış. Herkesi yerle yeksan etmişler. Şu olsaydı, bu olsaydı, öyle olsaydı. Ya kardeşim bunlar payanda. Ya Twitter'da, sosyal medyada aday olmasın diye kampanyayı kim başlattı kardeşim? Cumhuriyet Halk Partililer başlattı ya. Ya böyle bir vaziyet var mı ya? Aday olabilmek için her şeyi denedi. Olma dediler. Sokağın adayı değilsin. O masanın en kuvvetli ikinci siyasi partisinin genel başkanı dedi ki kaybedeceğiz dedi. Ama şimdi bak, bir şey söyleyeceğim. Bak, bir şey söyleyeceğim. Bak, hayır. Bir şey söyleyeceğim hocam. Ha, Sayın İmamoğlu, bak Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş cesaret gösteremediyse onların ayıbı. Hocam üçüncü defa söz edeyim. Veriyorum. Üçüncü defa yani ne sorarsam Kılıçdaroğlu aday olmamından başlıyor. Kardeşim bunu konuşacağız başlıyor. Biz. Neyi ama konuşacağız? La Fontaine'den masal mı anlatacağım ben? Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ne yapacağım şimdi? İmamoğlu'nun 5 sene sonra 4 sene sonra gireceği seçim mi konuşacağım şimdi? Kimi kandırıyoruz biz ya? Biz milleti kandırıyoruz şu anda. Kimi kandırıyoruz hocam? Bizim konuşacağımız konuşacağız. Bunun hesabını bedel. Tamam bırak Erdoğan'ı konuşmadan önce niye kaybettin kardeşim? Üç tür aynı konuyu konuşuyoruz zaten. O zaman, bütün program sadece Kılıçdaroğlu üzerine konuşacağız. Hayır öyle bir şey yok kardeşim. İstifa etmiyorum, yola devam edeceğim diyor. Bence çivi çaksın, anayasaya da bir değişiklik teklifi versin. Desin ki Sayın Erdoğan ömür boyu ölüme kadar cumhurbaşkanıdır desin ya. Kurtulalım ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir başarısızlık var ortada. Böyle bir kayıp var. Saymaz diyor ki ya kardeşim yok o kadar değil de bu kadar değil. Nedir değil ya? Meclisi kaybetmişsin. Cumhurbaşkanlığı kaybetmişsin. Ne anlatıyorsun sen? Ne anlatıyorsun? Hangi hikayeden bahsediyorsun? Neyi yumuşatmaya çalışıyorsun? Geçin onları ya. Saymaz da başarıdan bahsedilemez dedi. Sizin gibi bağırmadığı için bak, böyle bak, oluyor. Burada bak insan hocam, ben şimdi bir şey söyleyeyim. Başarıdan sana, bahsedilemez dedi İsmail. Ben başarıdan bahsedilemeyeceğim dedi söyledim. Bir saniye İsmail. Ama izninizle bir düzelteyim. Bu işi konuşacak mıyız? Bir düzelteyim. Bu işi konuşacak mıyız? Sürekli aynı konuyu konuşamayız ki. Aynı konuyu konuşacağız. Ama ben ne sorarsam sorun değil. Bu milletin şu anda sıkıntısı Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin istifasını istiyor kardeşim. Bugün istifa edecek. Tamam. Hocam, bugün istifa edecek. Bunu üçüncü defa konuşuyoruz bugün ama. İstifa edecek. Bir şey söyleyeyim. Ben nasıl olsam istifa edeceğim. Sen şunu söylüyorsun bana. Ben bir saniye dur. Kılıçdaroğlu kötü insan dedin mi? Yolsuz dedin hocam, mi? Hocam bundan o bahsetmiyoruz mi? Bu dedin mi? Kardeşim mesele bu değil. Sen burada Kılıçdaroğlu güzellemesi yaparak ne yapıyorsun İsmail? Kaybetmiş kardeşim seçim ya. Bitmiş ya. Sen ne anlatıyorsun? Şimdi, hocam, şimdi burada Kılıçdaroğlu'nun kişiliğine tamam. Bir şey söyleniyor hayır, ya. İzninle bir şey söyleyeceğim. İyi baba olabilir, iyi torun. Ya kendisine soruluyor bak şuraya yazmışım. Kardeşim diyor bu YPG terör örgütüyle ilgili söylüyor. YPG terör örgütünü ben bilmem. Ne demek bu ya? Nasıl cevap veriyorsun sen bunu? Dalga mı geçiyorsun milletle? İşte bunlar kaybettirdi İsmail. Hocam ha bunlar bak bu dersi yapayım. Almazsak, bu dersi çıkarmazsak, aynı şekilde devam edersek bu milleti yine uyutursun. Benim derdim şu anda bu milleti uyandırmak. Artık uyanın. Hocam YPG'yi bilmem. YPG bakın bir cümle bir şey alınıyor. Aradan burası bambaşka Sayın Kılıçdaroğlu savunma yeri mi ya? Hocam ne? Burası savunma yeri mi ya? Öyle mi biz program ama yapıyoruz? Ama hocam dinlemezseniz karşılıklı konuşamayız. Ne yaptı? Başarılı oldu. Şey mi diyeceksiniz? Genel başkanlığa hocam, devam etsin bir 5 yıl daha mı? Ama dinlemezseniz konuşamayız. Milletin efendim işte bütün ümitlerimi çalsın. Şey hocam dinlemezseniz konuşamayız. Çünkü ben dinliyorum. Söz sırası bana gelince kesiyorsun beni. Oraya 15 dakika söz sırası veriyorsun. Bana geldi kesiyorsun. Olur mu öyle çünkü şey? Niye ben senin işine gelenleri söylemiyorum? İşine gelen mi? Ne alakası öyle kardeşim var? Ya. Öyle şey ya tarafsız yayıncılık yap kardeşim ya. Yapmıyorsan kapat programı. Allah Allah ya. Bu kadar basit. Hocam öyle size 3 kere soru soruyorum. Öyle konuşma istiyorsunuz. İşinize gelenleri duymak istediğini duyuyorsun. Duymak istemediğini söylenmesin. Sağırlar birbirine ağırla. Efendim, hocam siz de akşama kadar Kılıçdaroğlu'na aynı şekilde burada... Tamam kardeşim kapat programı. Devam etmeyelim. Bırak tamam. Siz de üçlü bırak. Başka soru hayır, soruyorum. Hayır benim sözümü kesiyorsun.
İsmail'e geldiği zaman güzel dinliyorsun. Söz sırası bana geldiğinde çünkü sadece duymak istediğim için aynı hataya size... sen de düşüyorsun. Biz burada yapılan hataların hesabının verilmesini istiyoruz. Ve şu anda bu kadar başarısızlığa rağmen istifa etmemiş bir genel başkan ve etrafını görüyoruz. Bu konuşulmayacaklar. Ama konu Serap, değiştiremiyoruz. Hocam ne konu değiştiremiyoruz. Üç güzelleme mi yapacağız? İsmail'e ne bırak sorsak ona cevap ya. Veriyor. Güzelleme tamam yapın diyen siz yok. Birbirinize, siz devam edin. Böyle konuşmaya devam edin. Öyle başarı kazanırsınız. Hocam Cumhur İttifakı'nda konuşmamız gerekiyor ya. Çok güzel. Hani. Süremiz var ya bizim de çok ayrılan güzel, bir süremiz var ya. Ben size İmamoğlu diyorum. Neyini konuşacağım Cumhur İttifakı'nı seçim kazanmış. Neyini konuşacaksın kardeşim? Neyini konuşacaksın? İyi de bunu seçim konuştuk kazanmış. Bir tur geçti. Başka Allah sorularımız Allah. Var ya. Şey ekonomi var ya. Yazıyorlar bana devlet tamam. imkanları. Onunla biliyoruz şey... kardeşim. Basın yanında oo. Biliyoruz kardeşim. Ama senin adayın hatalı. Bu hata niye yapıldı? Bunun hesabı sorulmayacak mı Serap? Hocam bunun hesabı bir saatte sorulacak. Saysaydım 500 bininciye Allah söylüyorsunuz Allah. Aynı cümleyi. Ben de diyorum ki konuşulacak daha sizin konular var. Sizin farklı paralı olmanız lazım. Bırak. Boş ver. Öyle olmaz. Öyle... Her şey burada tartışılacak. Öyle hocam tartışılıyor zaten. Üçüncü defa aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben size ekonomi diyorum, Kılıçdaroğlu'nu takip ediyorsunuz. Devam etmek istiyorsan benim İmamoğlu sözümü kesmeyeceksin diyorum. Ya da yayını kes ama kapat. Ama kesmek zorundayım çünkü sorduğum soruya cevap vermiyorsunuz. O zaman soru cevabını İsmail'den al, ben burada dinliyorum sizi. Siz ikiniz konuşun. Böyle bir şey olabilir mi hocam ya? Öyle. Ben siz şu anda programı ona çevirdiniz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben size dördüncü defa bambaşka bir soru soruyorum. Siz ilk turda siz söylediğiniz soru dönüp dolaşıp Kılıçdaroğlu tamam. istifa etmeye neye geleceğim kardeşim? Konuşacağımız konu bugünkü konu bu. Ama ne yapabilirim hocam, ben ya? Bir de bugün Cumhur ben İttifakı Sayın İmamoğlu'nun 570. Fetih yılındaki konuşmasını mı analiz edeceğim İsmail? Bir kısa araya gidelim sevgili izleyenler. Bir kısa araya gidelim, dönüşe devam edeceğiz. Allah Allah ya.